Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Hocama sorum, ben de diyabet 2'yim. Evet. Yalnız çok yüksek şekerim. Evet, açlık şekerim 270, tokluk 384 üzeri görüyorum. İnsülin kullanıyorum, yalnız hiç faydası yok, diyet yapıyorum. Düşmüyor, bir türlü şekerimi düzenleyemiyorum. Sebebi ne olabilir diye soruyorsunuz. Evet. Ne peki hatta kalınız ya da ne yapabilir? Evet, peki. Evet. Şimdi ben dinleyicimize şunu öneriyorum. Biz genelde dahiliye uzmanımızla ve laboratuvarla şu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Genelde bu şekilde yüksek olan ve düzenlenemeyen şekerlerin bizler hastanemizde birkaç gün yatırarak takip ederek yapıyoruz. Çünkü şimdi dinleyenimizin gerçekten şeker düzeyi çok fazla ve bunun hem açlığının hem tokluğunun üçünün üzerinde olması. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kısa vadede bazı sonuçları, yani olumsuz sonuçları göremediğimiz için şeker hastalığı bizim için çok korkunç gelmiyor. Yani Allah korusun, işte bir kanser olduğunuzda hemen alarma geçiyorsunuz. Ya da boğaz enfeksiyonu, ya akut dediğimizde ani olarak sizin hayatınızı zorlaştıran hastalıklarda sizler hemen bir çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Ama şeker hastalığı öyle değil. Sinsi, hepçenin evet. Şeker hastalığı ama hiç tatlı değil. Ben öyle diyorum. Hiç tatlı değil. Adı ne şeker yapayım? Ama sadece değil. Kendisi tatlı değil. Evet. Bu durumda yani süreçte ığıl ığıl dediğimiz, yani böyle sinsice hareket ediyor. Bir bakıyorsunuz hiçbir şey yok ama 15 yıl sonra sizin ayağınızda ya da başka bir yerinizde meydana gelen herhangi bir yara iyileşmiyor. Ve iyileşmediği için ne olacak? Yani enfeksiyonun ilerlemesi. Şimdi duymuyor muyuz? Duyuyoruz, maalesef duyuyoruz. Şeker hastası ayağını kaybetti. Şeker hastası gözünü kaybetti, göremiyor. Şeker hastası nedir? Böbreğini kaybetti, dialize giriyor. Yani bu nedenle bizler, şimdi dinleyenimize önerim, yani uygun olduğunda hastanemizi ziyaret ederse, bizler size evet. Onlara, kendisine yardımcı olacağız. Ne yapacağız? Yani o dönemde, çünkü insülini verdikten sonra ne kadar hangi seviyeye düştüğünü onu takip etmemiz gerekiyor. O insülin miktarının arttırılması gerekenler. Şimdi insülin miktarını arttırıyoruz. Şekerin yüksekliği kadar aslında şekerin ani düşüşü de çok önemli. Hatta daha önemli. Yani hipoglisemi dediğimiz şeker ani düşüşlerinde vücudun ona toleransı, vücudun ona tepkisi daha zor ve daha kötü oluyor. İzleyicimizden önerim en uygun zamanda hastanemizi ziyaret etmesi, bir dahiliye hekimimizle birlikte yaklaşık 2 ya da 3 gün kliniğimizde, servisimizde yatıp hangi insülin miktarının normal düzeye getirdiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Evet. Ve bu çok acil ve hemen. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.